Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Uzun süredir merakla beklenen bir video ile karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? General Mobile GM20 Pro'nun oyun testini gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Neden iki telefonla çıktım böyle? Gördüğünüz gibi burada da geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan GM9 Pro bulunuyor. Yani bunlar General Mobile'in son iki nesildeki telefonları. Bunların karşılaştırmasını da çok bekleyen oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu iki telefonun karşılaştırmasını da sizlere sunacağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Şimdi gelelim General Mobile GM20 Pro'nun oyun testine. Evet, özellikle bu telefonun PUBG Mobile'de nasıl performans sergilediğini merak ediyordunuz. Biz de şimdi bunu size göstereceğiz. Öncelikli olarak telefonumuzun şarjının %78 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz. 15 dakikalık falan bir PUBG deneyiminin ardından telefonumuzun sıcaklığını tekrar ölçeceğiz ve ne kadar ısındığını sizlerle birlikte gözlemlemiş olacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri PUBG deneyimimizle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak şu elimde görmüş olduğunuz ısı ölçerli telefonumuzun ısısını ölçüyorum ben. 26-27 dereceler gösteriyor. Arkayı da ölçelim. Şöyle bakalım. 28, yer yer 29 dereceler var. Tabii şurada elimin tuttuğu için elimin sıcaklığı da geçmiş olabilir ama biz yine 28-29 diyelim maksimum sıcaklığı. Aklımızda tutalım bu 29 derecelik sıcaklığı. Şarjımıza bakalım arkadaşlar. Şu anda telefonumuzun şarjı %77 seviyelerinde ve ben %77 seviyesindeyken PUBG Mobile'ı an itibariyle açtım, çalıştırdım ve şimdi şu andan itibaren de bir 10-15 dakikalık bir oyun deneyimimiz olacak arkadaşlar. Saat 14.53 sularında, yani bir 15.05'e kadar, 15.08'e kadar falan bir oynamamız gerekecek. Yükleniyor oyunumuz. Bu arada kaynaklar değerleniyor. Evet arkadaşlar, belli bir yükleme sürecinin sonunda oyunumuz nihayetinde açıldı. Şimdi bir yükleme ekranımız daha geliyor. Bu arada oyuna girmesi bayağı uzun sürüyor. Onu sizlere paylaşmış olalım. Yani hemen tak diye bastığınızda oyuna girmiyor. Gerçi bu PUBG ile alakalı bir durum da olabilir. O yüzden hani görmezden gelebiliriz. Şimdi evet, oyunumuza girdik arkadaşlar. Biz daha önce bir karakter oluşturmuştuk. Şöyle başla diyelim. Bakalım nasıl bir performansa karşı karşıya kalacağız. Bunu sizlerle birlikte deneyimleymiş olalım. Biz daha önce oyunu bir kere açtık. Biraz donma kasma yapmıştı sanki. Bakalım şimdi yine aynı donma kasma olacak mı? Bunu da beraber görmüş olacağız sizlerle. Evet, oyunumuz yükleniyor. Evet, şu anda antrenman sahasındayız. Tamam, onları biliyoruz kardeş zaten. Şöyle biraz koşalım bakalım. Bu arada ayarlara bakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ayarlarda açmışız. Grafiklere girelim. Orta ayarlarda açmış. Grafikleri kare yazı ortada. Stil anlık uyarı klasik. Düzgünleştirme anlık uygulanan, o da kapalı. Gölgeler açık arkadaşlar. Grafikleri otomatik ayarlı diyelim. Bakalım. Ayarlar değiştirildi diyor. Bakalım otomatik ayarlı deyince de çok bir şey değişmedi açıkçası. Kontroller, araç hassasiyet. Efekt ayarlarına bir bakalım. Bunlar da çok şey değil, evet. Atlayalım. Gidelim. Şöyle bir uçuş gerçekleştirelim. Hala harita netleşmiş değil. Bayağı bir aşağı indik. Evet, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Evet, bir de ağaç çıktı şurada. Evet. İniş yaptık. Evet, koşalım bakalım. Şu anda akıcı oyun. Herhangi bir sıkıntı yok. Donma falan olduğunda ben size söyleyeceğim zaten arkadaşlar, donuyor diye.
ana kadar herhangi bir donma kasma yaşamadık. Bu arada silah da bulamadım ha. Takılıyorum sadece öyle. Adamda iki tane silah var. Dışarısı tam bir kurtlar sofrası olmuş. Şuradan da bir adam geliyor. Benim bir tane silah bulmam lazım. Yoksa erken bir ölümle sonuçlanacak işler. Dereden dereden dere dere dereden. Dur bakayım adam öldürmüş mü değer koşanı. Aaa! Koş 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 koş. Ay! Koç 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 koç. Aha silah vardı. Lan onu da o adam almış ya. Neyse dur. Koş 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 koş. Dörödön dörödön dörödön. Aha adam. Buralar çok tehlikeli. Aha adam bizi öldürüyor vallahi billah. Bir nefeslenelim ya. Koşup duruyoruz. Ama orada da adamlar var. Aha. Ha, bizim adam öldürdü. Dur la bir silah da bize alak ya. Ha, şimdi bakın. Şimdi hepsini öldüreceğim. Lan mermi yokmuş bunda da ya. Bir tane silah bulalım dedik. Silahta da mermi yok iyi mi? Dereden 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 dereden. Ha çelik yelek. Lan dur çok geçtik. Tık 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 tık. Hiç mermi yok ki. Sadece silah buluyoruz ama silahlar yani mermiler boş. Bakalım değiştirebilecek bir şey yok. Tamam. Neyse mermi de buluruz. Önemli olan silah bulmaktı. Önümüzdeki süreçte ben mermi de bulacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Evet mermi yine yok. Neyse zaten öldüren de olmadığı için çok da sıkıntı olmuyor şu anda. Gidelim bakalım şöyle hızlı koşalım. Koştur 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 ver koştur 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 ver. Bu arada ayarları biraz yükseltelim mi? Yani şu anda zorlamadı çünkü hiç. Yüksek yapalım. Grafikler akıcı olsun. HD oluyor mu? Yok değil. HDR da değil. HD oluyor mu? Evet HD olsun. Yumuşak demiş biz gerçekçi yapalım. Düzgünleştirme. Tamam bunu da açalım. Gölgeler açık zaten. Şunu kapatalım. Tamam diyelim. Evet ayarlar değiştirildi. Yani şu anda yükseğe aldık. Bakalım. Nasıl bir performans karşımıza çıkacak. Evet ara ara kasmalar oluyor arkadaşlar şu anda. Yani ama öyle çok rahatsız edici bir kasma olmadı. Bir de araç sürelim. Yani hafif kasmalar oldu ama çok rahatsız edici değildi kasmalar. Evet araç sürerken de donma vesaire olmuyor. Gayet normal bir şekilde görüldüğü üzere sürebiliyoruz. Arkadaşlarımızın yanına gidelim. Ama cisimlerin oluşması biraz evet şu anda birkaç donma yine oldu. Yani bir takılma donma oluyor. Ufak ufak little little donmalar oluyor. Şöyle hop. Hop ne oluyor? Evet burası da genel itibariyle kurtarır bir şekilde. Gölgeler falan biraz geç oluşuyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Tabi ağaçlar falan da biraz geç oluşuyor. Sizin de görebildiğiniz üzere.
konvoyu gibi gidiyoruz şu anda. Evet, 15-10 yani yaklaşık olarak bir 15 dakikayı aşkın oyun deneyimimiz oldu arkadaşlar. Hemen telefon soğumadan çıkmadan hemen bir sıcaklıklara bakalım. 38-39 dereceleri görüyorum şu anda üst kısımda. Arkadan bakalım bir de. Evet, 39.6. Yani yaklaşık olarak bir işlemcinin falan olduğu kısımda şuralarda yani 40 dereceden bahsetmemiz mümkün. Yani yaklaşık olarak 15 dakikalık oyun deneyimimiz sonucunda 10 derecelik bir artış meydana gelmiş durumda. Yani şöyle tuttuğumuz zaman da gerçekten şu kısmın, özellikle şu kısmın hayli ısındığını fark edebiliyoruz. Bir de arkadaşlar dilerseniz şarjımıza bakalım. Gördüğünüz gibi şarj da %71'e düşmüş. Hani öyle ahım bir şarj kaybı olmamış. %77'deydi. Yani %6'lık bir şarj kaybından bahsedebiliriz. Yani 15 dakika PUBG oynadığımızda şarjı %77'den %71'e indi telefonun. Genel itibariyle iyi bir deneyimdi fakat yer yer donmalar, takılmalar olduğunu da söyledik sizlere zaten. Yani adam giderken bir takılma, donma, bir lag giriyordu araya. Onun haricinde yani iyi bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere bu videoda General Mobile GM20 Pro'nun PUBG testiyle karşınızdaydık. Genel itibariyle oyun akıcı gibi dursa da yer yer donmalar, takılmalar benim dikkatimi çekti. Yani zaman zaman donmalar olabiliyor ki bu da hani en yüksek seviyede açmadık biz oyunu. Seviye gayet orta düzeydeydi ki zaman zaman düşüğe de aldık. Ama ne bileyim, sanki biraz fazla kasıyor gibi geldi bana arkadaşlar. Muhtemelen daha uzun oynayışlarda, daha uzun süreli oynayışlarda telefon ısındıkça da bu kasma olayı artabilir. Yine de tabii takdir sizlerin, yorumlarınızı bekliyoruz bu videonun altına. Telefonun performansı hakkındaki yorumlarınızı bırakabilirsiniz. En azından telefonu alacak olanlar için de birer düşünce, fikir oluşturmuş olur. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmadıysanız lütfen abone olun. Biz sizin isteklerinizi ön planda tutuyoruz. Örneğin bu telefonda oyun testi çok fazla istediniz ve biz de siz istediğiniz için çektik. Örneğin önümüzdeki günlerde şu iki modelin karşılaştırmasını çok istiyorsunuz. Bunu da yine siz istiyorsunuz diye biz karşılaştırmasını yapacağız. Dediğim gibi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.